Artık eğitim sadece okulda değil, evlerde, bilgisayar ve tabletlerde kullanarak çok rahatlıkla yapılabiliyor. Burada alt zeminin hazırlamış olduğu Milli Eğitim Bakanlığımız ve ekibi ve kadrosuna olan yapmış olduğu başarılı çalışmanın meyvelerini çocuklar şu anda topluyor. Pandemi süresinde kapsamında yaşamış olduğumuz sıkıntılarda okula gidilmemesi tabii ki bir burukluk var çocuklarda. Ama çocuklar böyle uzaktan eğitimin alınmasıyla beraber en kuytu köşe üstünde olsa bile Türkiye'nin yine de eğitimini alabiliyor ama televizyondan alabiliyor ama bilgisayar ve kendisinin bilgisayarı yoksa okulların hazırlamış olduğu ve bakanlığın hazırlamış olduğu bilgisayar bölümleri var. Orada faydalanabilecek bir pozisyon var. Sabancı ailesinin hazırlamış olduğu bu kodlama programında da çocuklarımızı görüyoruz. Gelecek nesil için çok farklı bir sistem hazırlanıyor. Burada çocuklara olduğu gibi ev hanımlarına, katılmak isteyen bayanlara da bu kurs açıldı. Orada gelecek nesildeki çocuklarımızın daha farklı bir eğitimler alsınlar ve kendilerini geliştirsinler. Dünya geneline baktığımızda mesleki hayatında daha başarılı olmaları için, daha farklı şeyler yapabilmesi için de bu böyle eğitimler çok şart olduğunu görüyoruz. Ve bunu sadece Türkiye'de değil, dünya piyasasına baktığımızda Türkiye bu konuda ciddi bir adımlar atarak ön sıralara yer alması, gelecek nesildeki olan çocuklarımızı en iyi şekilde hazırlamasını görüyoruz. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır. Tabii ki öncelikli olarak Sabancı ailesinde Güler Sabancı Hanımefendi'nin destekleriyle oluşturulan Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi 2 yıldır burada öğrencilerimizin hizmetinde. Kendileriyle Sabancı Üniversitesi ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvalık Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği protokolü kapsamında burada öğrencilerimize robotik kodlama, model uçak yapımı gibi teknolojiyle ilgili eğitimlerimizi 2 yıldır aslında yüz yüze yapıyorduk. Fakat bu sene malum pandemi sürecinden dolayı bir süre ara vermek zorunda kaldık bu eğitimlerimize. Ve burada da bu yıl bu sorunu uzaktan eğitim yoluyla yine Sabancı Üniversitesi'nin destekleriyle uzaktan eğitim yoluyla çözmeye çalıştık. Şu anda da öğrencilerimiz aslında bu eğitimi uzaktan eğitim yoluyla alıyorlar. İstanbul'dan, Sabancı Üniversitesi'nden değerli hocalarımızın katılımlarıyla evlerinde internet imkanı, bilgisayar imkanı olmayan öğrencilerimize de burada sizlerin de gördüğü gibi sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde burada onların bu eğitimden geri kalmaması için çalışmalarımızı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olan öğretmenlerimizle birlikte bu eğitimi sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim arzu ettiğimizde, bakanlığımızın arzu ettiği de eğitimin yüz yüze olmasından yana. Ama malum tüm dünyayı saran pandemi sürecinin tüm dünyadaki eğitimin işleyişinde yaratmış olduğu aksaklıklar malum. Ama bizler bakanlığımızın da çok yoğun ve gayretli çalışmalarıyla, bizlerin alanda verilen çalışmaları yerine getirme gayretiyle öğrencilerimizin bu eğitimden uzak kalmaması için veya eğitimden tamamen mahrum kalmamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu an ilçemizde tüm öğrencilerimiz uzaktan eğitim yoluyla, saat itibariyle, an itibariyle öğretmenleriyle bu eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Altyapı imkanı olmayan, bilgisayar imkanı olmayan öğrencilerimize de okullarımızda, ilçelerimizde belirlemiş olduğumuz destek, EBA destek noktalarıyla yine mesafeye, belirli sınırlı sayılarda mesafeye ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde öğrencilerimizi okula alıyoruz ve orada eğitimlerini almalarını sağlıyoruz. Bu noktada da dediğiniz gibi
önemli çalışmalar. Bu hizmetin öğrencilerimize en ücra noktasından merkezdekine kadar ulaştırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Biz en azından kendi işimizde, ilçemizde şunu söyleyebiliriz. Çocuklara ulaştırmaya çalıştığımız nokta çağın gereklerini yakalayabilmek, modern dünyada teknoloji ise en iyisine ulaşmalarını sağlayabilmek, geri kalmamalarını sağlayabilmek. Bu noktada da tabii ki kendi dönemlerimizde bizler o çağın gerekleri noktasında bizler eğitim alıyorduk. Bugünün getirdiği noktada da teknoloji ise öğrencilerimize gördüğünüz gibi bu imkanlarla buluşturuyoruz. Bizim tek farkımız var. Bu hizmeti bütün öğrencilerimize eğitim eşitliği dediğimiz noktada da ücretsiz bir şekilde her imkanı sunabilecek gücümüz var. Devletimizin böyle bir gücü var. Akıllı tahtalar geldiğinde aynı şekilde bunlar işte tahta akıllı olur mu? İnsan akıllı olacak. Akıllı tahta derken bu tarz eleştiriler getirilmişti. Ama zaman gösterdi ki şu anda bizim en büyük gücümüz zamanında yapılmış olan, son yıllarda yapılmış olan eğitimdeki teknolojiye yapılan yatırımlar bugün aslında bu süreçte bizim bu pandemi sürecini çok daha iyi götürmemizi, çok daha rahat atlatmamızı sağladığını düşünüyorum. Ben kendi çocuğumla yani kıyaslama yaptım. Ben zamanında okula gittiğimde okulda tebeşir bulamazdık. Evet. Benim oğlum şimdi bilgisayarın başına geçtiğinde dünyayla aynı anda hemen bir iletişime geçebiliyor. Çok farklı şeyler yapılıyor artık çocuklar için. Ve bu imkanların devlet tarafından sunuluyor olması sosyal devlet anlayışı açısından da geldiğimiz noktada ne kadar ileriye geldiğimizin bir göstergesi. Biz Türkiye olarak çok İyi miyiz? Belki en iyilerinden değilsek de ama üst tabakada geziyoruz. Gerçekten çok muazzam bir başarı var burada. Milli Eğitim Bakanlık olsun, öğretmenler ekipleri olsun. Kesinlikle. Bir anda bu hazırlık yaparak ve çocukları uzak eğitimden uzak bırakmaması takdir edilecek. Üçlü bir ülkeyiz bu noktada. Bir kere çok zeki gençlere sahip bir ülkeyiz. Ve insan kaynağı çok güçlü bir eğitim kadrosuna sahibiz. Fedakar, gerektiğinde sorumluluğu alabilecek ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirecek bir insan kaynağına, bir eğitim kadrosuna sahibiz. Bu da bizim en güçlü yanlarımızdan bir tanesi. Bu fedakarlık da böylesine sonuçları doğurur. Biz de çok istiyoruz anlaşılmasını. İnşallah en kısa sürede sağlıklı şekilde. Önce sağlık. İyi başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben biraz programdan bahsedeceğim. Tabii böyle ders yapmak kolay olmayacak. Yani tahta olmadan size ekran paylaşarak bu bir şeyler göstermeye çalışacağım. Şimdi ben ekranımı paylaşıyorum. Şu anda görebiliyor musunuz? Evet. Tamam. Herkes görüyor mu? Görenler böyle yapsın ekranı. Tamam. Süper. Bunların içinde yenilerden bir tanesi. Yazımı diğerlerinden daha kolay. Ve böyle şey düşünmeyin, yani bu çok kolay, işte bununla çok az şey yapılıyor diye düşünmeyin. Oldukça Adım Sam Eugene. Burada uzaktan eğitim, online eğitim alıyorum. Kodlama kursu, kodlama eğitimi. Çok güzel bir duygu, heyecanlı. Yani hocalara sorduğumuz sorulara cevap veriyorlar. Bize kodlamayı öğretiyorlar. 3D tasarım, 3 boyutlu tasarım. Bilgisayar kodlaması, elektrik sistemleri. Güzel anlatıyorlar, anlıyorum. Dilerseniz solda bir takım yeniler var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bir parçanın üstünü gördüm. Ön yaptım, sağ yaptım, doldurum yaptım, yeni yaptım. Nehir. Hangi sınıftaysın? Hangi okuldasın? Necmi Kıbrıl'de 8. sınıftayım. Öyle bir çalışmaya daha önce katıldın mı? Evet, geçen sene katılmıştım. Şimdiki katıldığın kurstan biraz bahseder misin? Neler yapıyorsunuz? Devreleri daha çok işliyoruz. Işığı falan işliyoruz. Geçen sene şey yapıyorduk, robotları falan kodluyorduk. Öğretmenlerimiz ders veriyor bize işte. Konuları aslında yüz yüze olsa daha iyi olacak da yine öğretmenlerimiz çabalıyor bize ders veriyor. Çabalıyor.
Merhabalar, ben Sabancı Üniversitesi'ndeki bir çeşit üretim alanı olan Collaboration Space'de yönetici olarak görev yapıyorum. İsmim Erdem İnanç. Şu anda da Küçükköy'deki gençlerle bu dönemde uzaktan da olsa bir eğitim yapma fırsatımız oluyor. Online eğitim hayatımıza yeni girdi. Fakat bunun tabii acemiliklerini de yaşıyoruz. İlk kez deneyimlediğimiz birçok şey oluyor. Yani bu şartlar altında en azından salgın döneminde eğitim yapmayı sürdürülebilir kılıyor. En azından eğitimleri tamamıyla durdurmamamızı sağladı. Yani umarım uzun solukta olmaz bu şartlar. Fakat bu şartlar devam ettiği müddetçe online eğitime de ihtiyacımız olacak bir gözüküyor. Burada yaptığımız eğitimlerde de biliyorsunuz teknoloji ağırlıklı eğitimler yapıyoruz. Dolayısıyla bu teknoloji ağırlıklı eğitimlerin online eğitimde verilmesi aslında çok büyük problem arz etmiyor. Zaten sınıf ortamında da burada yaptığımız şeyleri sadece öğrencilere birebir dokunma imkanımız oluyordu. Fakat burada yine aynı eğitimleri, aynı içerikte sunabiliyoruz online eğitimde. Yani aslında şeyi sağladı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor. Mekandan bağımsız olarak siz çok üst düzey kaliteli eğitimlere erişebiliyorsunuz. Hem de çok daha düşük bütçelerle çoğunlukla. Tabii bizim burada yaptığımız eğitim ücretsiz bir eğitim. Fakat internet üzerinde dünyanın en iyi üniversitelerinin sunduğu eğitimlere bile evinizden, ister dediğiniz gibi Çin'de olun, isterseniz Hindistan'ın büyüklüğünde olun, internet bağlantısı olduğu müddetçe bunlara erişme imkanı oluyor. Yani dünyanın en pahalı, en yüksek kaliteli eğitim veren kurumların bile eğitimleri ücretsiz bir şekilde internette yayınlanıyor. Tabii bu kurumların izin verdiği müddetçe. Bu büyük fırsat eşitliği de yaratıyor. Burada haftanın 4 gün eğitim yapıyoruz. Günde 2 saat, bir ay boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Öğrencilerimiz haftanın bir gününde Python'da kodlama dersi alacaklar. Bir günde temel elektronik, hobi elektroniği ve dronlar üzerine konuşacağımız bir gün var. Bir günde elektronik devre simülasyonu üzerinden elektronik devreler nasıl yapılıyor, elektronik devre elemanlarıyla nasıl devre kuruluyor ve bunların kodlaması nasıl yapılıyor konularını işliyoruz. Ve haftanın dördüncü gününde 3 boyutlu modelleme eğitimi yapıyoruz. Ve bu yaptığımız eğitimleri tabii birebir eğitimde olsaydı çıktılarını anında görmek mümkün olacaktı. Yani çünkü şöyle bir dezavantajı var, özellikle elektronik devre simülasyonunda. Normalde öğrencilerle birebir çalıştığımız zaman elektronik devre elemanlarını fiziksel olarak yerine yerleştirebiliyorlardı. Fakat şimdi uzaktan eğitimde internet üzerinde çalışan simülasyon programları var. O simülasyon programlarını kullanarak bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. Fakat dördüncü günde yaptığımız bu yeni maker araçlarının da hayatımıza soktuğu bir fayda var. Üç boyutlu yazıcı her nerede olursa olsun tasarladığınız objeyi dosyalarınızı dijital olarak paylaşarak çıktı alma imkanınız oluyor. Yani şöyle, biz şu anda İstanbul'da öğrencilere bir obje tasarlatıyoruz. Öğrenciler bu tasarlanan objeleri Küçükköy'deki 3 boyutlu yazıcılarda üretme imkanı olacak. Biz de bu eğitim sonunda bunu deneyimlemek istiyoruz. Yani öğrenciler tasarladıkları objeleri 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alabilecekler. Bir daha geçer misiniz?